Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte 3 büyüklerin sezonu nasıl başladığı, yaptığı transferler ve oyunda önümüzdeki sene oyunda kullanabileceğiniz en iyi kadroları derledim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar onun hakkında konuşacağız. Sohbet kıvamında çok güzel bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi çekin. Gelin oturun arkadaşlar. Bu videomuzu izleyin. Dediğim gibi arkadaşlar kanalda gerçekten iyi ilerliyoruz. Çok teşekkür ederim bu aktifinizden dolayı. Biliyorum tabii FIFA 16'dan sıkıldınız. İnanın ben de çok sıkıldım arkadaşlar ama dediğim gibi Battlefield 1 tarzı oyunları falan da takip eden çok takipçim olmadığı için yüklemek de bana doğru gelmiyor. O yüzden tekrardan FIFA'dan devam etmeye çalışıyorum. Hep farklı içerikler üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten fark etmişsinizdir. Hiç tek düzeye düşmüyorum. Hemen arkadaşlar dilerseniz videoya başlayalım. Sizlerden ricam videoya hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Bu akşam arkadaşlar çok büyük ihtimalle canlı yayın olacak. Canlı yayın kaçta olur falan vesaire şimdi kestiremiyorum arkadaşlar ama siz dediğim gibi Facebook grubuna katılmayı unutmayın. Oradan haberdar olursunuz. Şimdi arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Önceki Galatasaray'dan başlamak istiyorum. Galatasaray bu senenin arkadaşlar bana kalırsa ben de Galatasaraylıyım bu arada. Bu senenin en favori takımı arkadaşlar Galatasaray. Neden? Çünkü birçok pozisyonda hani eski oyuncusu olmasına rağmen yeni oyuncu transferi gibi vakalar oldu. Bunlar nasıl oldu arkadaşlar? Bruma Real Sociedad'dan geldi. Gelişerek geldi. Hani gerçekten gelişerek geldiği çok belli. Son vuruşları mesela eskisi gibi başıboş top sürmeyi de bıraktı arkadaşlar. Artık sürdüğü topları bile bir amaç uğrunda sürüyor. Yani nasıl desem size arkadaşlar. Önceden çizgiden çok zorlardı. Hani atan ilerisini görmeden gereksiz yere çok zor hep sürekli top kaybı yapardı ama bu sene değil. Bu sene daha iyi dikine gidip pozisyon yaratıcı bir oyun oynuyor Armindo Bruma. Bruma transferi yani transferdir aslında ama geri dönüş için transfer gibi bakıyoruz. Galatasaray'a çok katkı verecek. Aynı şekilde kanatlarda Yasin Podolski ve Sinan da var arkadaşlar. Burada Riquelme'nin işi çok zor. Dediğim gibi çünkü bu tür futbolcuları derlemek, kullanmak gerçekten zor. Çünkü hepsini mutlu edip takımını motive etmek gerekiyor. Aynı şekilde arkadaşlar defansif orta saha olarak Tolga Ciğerci ve Nigel De Jong'u aldık. De Jong arkadaşlar iyi transfer tıpkı Melo gibi birazcık yaşlı. 2,5 milyon euro birazcık fazla olabilir ama iyi iş yapacağını ben düşünüyorum. Çünkü Galatasaray orada arkadaşlar sert oyuncu eksikliğini çekiyordu. Melo adama sert giriyordu işte derbilerde bir şey oluyordu. Takımı gaza getiriyordu ve takımı oynatıyordu arkadaşlar. Biz bu ismi kaç senedir arıyorduk ve sonunda De Jong geldi. De Jong'un gelmesinden sonra orta sahada bir karmaşa oldu arkadaşlar. Ya Selçuk veya Tolga Ciğerci ikisinden birisi kadro dışı dediğim bir kombirden çıkacak. Ben burada düşüncem Tolga Ciğerci'nin çıkmasıdır. Selçuk İnan arkadaşlar her ne kadar eleştirilse de bizim takımın pas trafiğini ayarlayabilen en iyi futbolcudur. Ve ben de kendisini gerçekten çok seviyorum. Zaten Melo ve Selçuk'un başarılı olmasındaki sebep şuydu. Melo geriyi toparlarken Selçuk ileride oynuyordu. Ama Melo gittikten sonra maalesef Selçuk yanına defansif işleri görebilecek iyi bir oyuncu bulamadığı için oynayamıyordu. Şimdi De Jong gelince De Jong defansif duracak. Selçuk birazcık daha ileri çıkarak eski performansını gösterecektir. Aynı şekilde ileride Eren Derdiyok transferi Galatasaray'a çok katkılı oldu arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi çıktı 6 puan Eren Derdiyok aldı. İlk haftada biliyorsunuz son dakikada ikinci haftada da güzel bir kayı arkadaşlar. Hani işte şöyle söyleyeyim diyeceksin ki abi nasıl 1-1 oldu işte Eren gol attı falan ama Eren'in attığı gol gerçekten çok zor bir gol. Çok nadir futbolcunun atabileceği bir gol. Çünkü Eren gerçekten kafa vuruşlarını tam nokta vuruşu yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz iyi kafa vuruşları var. Eren derdi yok arkadaşlar bu sene Snyder olsun ondan sonra Selçuk olsun iyi ortalar açıp bize Galatasaray'a çok gol attırabilirler. Aynı şekilde defansta Lionel Carroll arkadaşlar benim çok beğendiğim bir isim. Çünkü hiçbir şekilde yılmayan, fiziği iyi, kuvvetli, çok fazla hızlı olmasa bile fiziğiyle o açıyı kapatan ve asla pes etmeyen bir oyuncu. Çok beğeniyorum Lionel Carroll'u. Aynı şekilde defansta yılların tecrübesi Hakan Balta, Çecu ve sağ bekte de arkadaşlar şu anlık Martinez, Sabri arasında bir gidip gelme var. Linus ilk haftada çıktı biliyorsunuz. Şimdi oraya Kavan da gelecek. Kavan da oynayacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Kalede de zaten ligimizin ilk kalecisi. Bana kalırsa dünyada da çok iyi bir sıralaması olan Fernando Muslera var. Galatasaray'ın arkadaşlar durumu bu şekilde. Galatasaray'ın tek sıkıntısı şu anda kanatta Bruma, Sinan, Podolski ve Yasin dörtlüsünü mutlu olabilecekleri, motive olabilecekleri şekilde ayarlayıp oynatmak arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Defansif orta saha olarak da büyük ihtimal Tolga'nın ilk 11'in dışında kalacağını düşünüyorum. Ve bu arada arkadaşlar önümüzdeki sene kullanabileceğiniz en iyi Galatasaray kadrosunu sizin önünüze sundum. Kadro bu şekilde. Hani upgrade, downgrade hakkında konuşmayacağım. Ben önümüzdeki sene Galatasaray kadrosu kurarsam bu şekilde kurarım arkadaşlar. Çünkü gerçekten verim alabileceğimi düşünüyorum. Orta sahası iyi. Forvetler de birbirine yakın olursa olayı patlatırlar arkadaşlar. Şimdi
hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin durumu nasıl? Onu konuşalım. Fenerbahçe arkadaşlar seneye biliyorsunuz ilk Pereira'yı gönderip ilk Advokat'la başladı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Fenerbahçe'de Van Persie hala istenilen fizik durumuna gelemedi. Bu bence artık kulüpte değil, Van Persie'nin sorunudur arkadaşlar. Neden öyle diyorum? Çünkü bir futbolcunun 1,5 senede hazır olamama ihtimali gibi bir şey yoktur arkadaşlar. Eğer bir futbolcu isterse her türlü hazır olabilir. Hani bir futbolcu eğer fizik olarak hazır olmasa da arkadaşlar, sonuçta biliyorsunuz Van Persie şutuyla öne çıkan bir isim. Van Persie'nin şutlarını herkes bilir ama Van Persie arkadaşlar maalesef güzel şut bile çekemiyor. Hani bunun fizik üstünlüğüyle alakası yok. Birazcık da isteksizlik ve ruhsuzluk var Van Persie'de arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarını maalesef üzüyor ve inanılmaz yüksek paralar alıyor arkadaşlar bu futbolcular. Fenerbahçe'nin arkadaşlar geçen seneden beri tek sıkıntısı Van Persie'nin istenilen duruma gelememesi arkadaşlar. Aynı şekilde bence bana kalırsa Fenerbahçe'nin bir hatası daha Luiz Nani'yi yollamaktı. Bence Luiz Nani yerine Van Persie'yi yollayabilirlerdi. Neden? Çünkü en azından Luiz Nani arkadaşlar adam geçiyordu. Ne bileyim, Fenerbahçe daha çok katkı yapıyordu, hata çıkarıyordu. Bana kalırsa burada satılacak isim Nani değil, Van Persie olabilirdi arkadaşlar. Ama onun dışında yapmış olduğu German Lens, Simon Kay'ın yanına Martin Skrtel, ardından da dünyada iyi düzeyde olan bir sağ bek, hatta üst düzey kalbur üstü bir futbolcu olan Van der Wiel'i aldı Fenerbahçe. Bu çok iyi transfer. Aynı şekilde kanada Atıf Şeyşu ile güçlendirmeye çalıştı ama Atıf ne kadar dikiş tutturabilecek onu kimse bilmiyor. Aynı şekilde arkadaşlar Legend Musa Sow'u getirdi. Musa Sow'un gelişi arkadaşlar hem taraftarı stada çekecektir, hem Fenerbahçe'de bazı işlerin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. German Lens transferi çok iyi. Fiziği falan müthiş. Herkes görmüştür zaten. Fizik üstünlüğü olarak çok iyi ve süratli bir futbolcu. German Lens, Musa Sow, bu ikili, son iki transfer Fenerbahçe'ye çok şey katacak arkadaşlar. Defansif orta saha olarak nasıl yapacak bu sene bilmiyorum. Dik Advokat nasıl futbol oynayacak bilmiyorum ama kesinlikle arkadaşlar Salih Uçan bu takımda oyun değiştireceği, bir maçı alıp götürebilecek bir futbolcu değil. Herhangi, mesela Türkiye'nin en büyük sıkıntısı da bu arkadaşlar. Yani bir oyuncu çalım atınca, gol atınca çok iyi oyuncu sanıyoruz. Mesela Miroslav Stok geçen maçlarda bir gol attı biliyorsunuz uzaktan. Hani o gole bütün herkes, Grasshoppers maçıydı hatta, o maçta bütün herkes işte Stok çok iyisin falan filan dedi ama arkadaşlar bu Stok maalesef 3 senedir bir türlü Fener'e dikiş tutturamayan bir futbolcu. Denenmişten hayır gelmez demişler. Stok'u ben hani ilk 11'de oynayıp Fenerbahçe çok iyi yerlere getirebileceğini kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu sene kesinlikle kanatlarda German Lens, Musa Sow oynamasını gerektiğini düşünüyorum. Çift defansif orta saha olarak da Josef Mehmet Topal devam etmeli. İkisi de zaten iyi de. Defansa Simon Kjær bana kalırsa Avrupa düzeyinde futbolcu, Real'e gitse oynar, Barcelona'ya gitse oynar. Mükemmel bir stoper arkadaşlar. Aynı şekilde kalecisi iyi Volkan. Sol bekte İsmail Köybaşı, Hasan Ali arasında bir git gel var. Hasan Ali oynuyor şu anlık. Hasan Ali daha, yani iyi geliyor herhalde, anlamadım ama bana kalırsa İsmail daha iyi arkadaşlar. Sağ bekte Van der Wiel zaten kesin. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin durum bu şekilde. Emmanuel Emenike tıpkı yeni transfer gibi. Emmanuel Emenike'nin oynaması için yanına Musa Sow ve Lens gibi futbolcu lazımdı. Neden böyle diyorum? Atağa hızı çıkıp hızı pas atabilecek adam lazımdı arkadaşlar. Fenerbahçe'de bu yoktu. Şimdi mesela topu Sow'a attığınız zaman Sow hemen hızlı şekilde oyunu ilerletip açabilip Emenike'ye ara pas atıp tik tak şeklinde gidebilecekler. Bu da gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar arkada Fenerbahçe'nin bu sene nasıl ultimate'de nasıl oynatmanız gerektiğini bir kadro koydum önünüze. Sol bek İsmail Köybaşı, Kayer Martin Skrtel, Van der Wiel kalede Volkan, defansif orta saha olarak Mehmet Topal, solda Lens, sağda Volkan Şen, cam kısmında yani forvet arkası kısmında Van Persie. Neden böyle diyorum arkadaşlar? Şutu ve pası iyi, aynı şekilde driblingi de iyi olacak önümüzdeki sene. Bu yüzden kullanılabilir bir kart. Forvet'te ise Musa Sow büyük ihtimal LB olur. Onu LF yapıp forvete Emenike'nin yanına koyacaksınız. Emenike ve Sow forvet'te olursa bizim için bir son olabilir. Gerçekten güzel bir durum oluşur arkadaşlar. Fenerbahçe ile ilgili görüşlerim de bu şekilde. Şimdi hemen dilerseniz Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş seneye transfer olarak birazcık taraftarını üzdü. Neden üzdü? Samir Nasri transferi oldu bitti dediler, olmadı vesaire falan. Ama Samir Nasri arkadaşlar geldiği zaman en az 5,5-6 milyonluk bir para alacaktı. Dediğim gibi hani 5,5-6 milyonluk paranın karşılığını verebilecek miydi? Kimse bunun garantisini veremez. Ben yer Beşiktaş taraftarı olsam çok da üzülmem Nasri'nin gelmemesine. Çünkü gerçekten Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Şimdi zaten Sevk'le konuşacağız. Bu sene arkadaşlar Beşiktaş sağ ve sol bek olarak Gökhan Caner transferini yaptı. Gökhan Caner transferleri arkadaşlar gerçekten iyi transfer. Ama şöyle bir sıkıntı var. Derbilerde, iç sahada, Fenerbahçe maçlarında
nasıl oynayacaklar onu gerçekten kestiremiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu sene transfer yasağı da yok. Transfer yasağı diyorum. Taraftar şey de işte yok arkadaşlar. Hani derbilerde artık iki taraftar grubu da gidebilecek. Derbilerde neler yapacaklar bilmiyorum. Ama Gökhan Çener sağ bek sol bekte iyi işler yapacaktır. Defansta zaten Rodolfo Marcelo iyi. Kalede arkadaşlar Fabri oynatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Tolga sürekli hata yapabilen ve yaptığı bir hatadan sonra taraftar böbürlenince de maçtan düşen bir futbolcu. Bu yüzden Beşiktaş'a iyi gelmiyor Tolga. Bir türlü dikiş tutturamadı Beşiktaş taraftarı ile. Dediğim gibi o yüzden Tolga yerine Fabri oynayacağını düşünüyorum. Defans Rodolfo Marcelo. İki tane CDM oynatacak. Bu CDM'nin bir tanesi Atiba Hutchinson. Bir tanesi de Oğuzhan olacak arkadaşlar. Ben Gökhan İnler'in ilk 11 oynayacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü eğer Gökhan İnler ilk 11 oynarsa Atiba, Oğuzhan veya Talisca'dan birini kesmek durumunda kalacak ki bence Gökhan İnler buradan hiçbirini kesemez diye düşünüyorum. Gökhan İnler bir rotasyon oyuncusu gibi duruyor şu anlık arkadaşlar. İki tane CDM'de Oğuzhan ve Atiba Hutchinson. Ortada forvet arkasında Talisca. Sol kanatta Kerim Fray. Sağ kanatta Quaresma. İleride Vincent Aboubakar. Sol kanatta bu arada yanlış söyledim. Sol kanatta Olcay Şahan oynayacak arkadaşlar. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor. Adriano transferi boşa mı gitti diyeceksiniz. Hayır, Adriano transferi boşa gitmedi. Teknik direktör şöyle bir şey, yani Şenol Güneş şöyle bir şey düşünüyor olabilir. Adriano'yu sol beke koyup Caner'i sol kanata oynatma. Bu da bir düşünce sistemi olabilir. Çünkü Caner her yerde oynayabilecek bir futbolcu arkadaşlar sol tarafta. Ben Beşiktaş'ın durumunda bu sene iyi görüyorum. Ama dediğim gibi bence arkadaşlar bu sene en iyi takım, en iyi potansiyel Galatasaray'da. Biliyorsunuz çünkü bizim trafiğimiz de yok bu sene Avrupa vesaire. Tamamen lig ve kupa. O yüzden bu sene arkadaşlar Galatasaray'ın ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Hemen isterseniz size Beşiktaş'ın kadrosunu da vereyim. Görmüş olduğunuz gibi benim FIFA'da kullanacağım kadro bu şekilde olacaktır. Vincent Aboubakar, Kerim Fray, Talisca, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Caner Rodolfo Marcelo, Gökhan Gönül, kalede de Fabri. Tabii ki de kalede Fabri değil, bu gerçekte Fabri. Normalde arkadaşlar Tolga'yı kullanırım büyük ihtimal. Ama dediğim gibi yine de önümüzdeki oyunlarda sizlerle birlikte göreceğiz nasıl olacağını. Hemen Tolga'nın da kartını değiştirdim ben şimdi kendimde. Şimdi arkadaşlar ben hazır şimdi size 3 tanesini de değerlendirmişken hemen size bir tane de benim önümüzdeki sene kuracağım Süper Kupa Süper Lig kadrosunu göstereyim. Bu kadro arkadaşlar çok yürek yakacaktır. Görmüş olduğunuz gibi forvette Aboubakar, Emenike, arkalarında Wesley Sneijder, sağ kanatta Quaresma, solda Castillo, defansif ortası Atiba Hutchinson, sol bek Caner, de ortada Simon Kea ve Çecu, sağ bek Kavanda, kalede Muslera. Bu takım bence arkadaşlar en iyi Süper Lig takımı olabilir. Burada sol kanada Bruma'yı koyabilirsiniz veya forvetle herhangi bir oyuncu yerine çıkarıp Musa Sow'u da koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim Süper Lig'le ilgili yorumlarım bu şekilde. Abi neden 3 büyükler yaptın derseniz, inanın bana arkadaşlar diğer takımlarla ilgili çok bir bilgim yok. Trabzonspor da buna dahil. Trabzonsporlu kardeşlerim için söyleyebileceğim tek şey şudur. Trabzonspor arkadaşlar Ersun Yanal olarak iyi bir iş yapmıştır. Trabzonspor'un taraftarı her sene arkadaşlar Trabzonspor'u bitirmektedir. Trabzonspor geçen sene taraftar diyorum, hakemlerden çok çekti. Umarım bu sene de öyle olmaz. Taraftar da Trabzonspor'a her zaman destek olursa, derbilerde sürekli bacayı indirmezse, hakeme saldırmazsa hem takımına para cezası da verdirmemiş olur, hem de herkesi mutlu etmiş olur. Sağlıklı bir şekilde futbol oynanır. Ersun Hoca'nın arkadaşlar en iyi yanı takımı fiziksel, kondisyonel olarak inanılmaz bir şekilde hazırlıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir özellik. Çoğu teknik direktörde olmayan bir şey. Ya buna çok ünlü teknik direktörler ve dahil edilebilir. Kondisyon olarak arkadaşlar çok iyi bir takım hazırlıyor Ersun Hoca. Bu gerçekten benim dikkatimi çeken, ilgilendiren bir olay. Ve Ersun Yanal arkadaşlar eğer Fenerbahçe'de kalsaydı, Fenerbahçe büyük ihtimal önümü geçen senelerde falan da şampiyon olabilirdi. Bunu da söylemeden edemedim. Ligin en şey takımı arkadaşlar, bu sene en dişi takımı Medipol Başakşehir olacaktır. Konya değil. Bu sene Medipol Başakşehir'den çok şey bekliyorum ben. Medipol bu sene patlatabilir. 3 büyüklerin ya da daha doğrusu şampiyonluk yolunda giden insanların kara belası olabilir. Benim görüşlerim bu şekilde. Sizi eğlendirdiysem ne mutlu bana. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akşam canlı yayın olabilir. Facebook grubuna bekliyorum. Hoşçakalın.